Evet sevgili takipçilerim, gördüğünüz gibi bir bahar senfonisi oluştu burada. Biz bugün ne yapacağız? Çok güzel bir bahar dürümü yapacağım ama neyle yapacağım? Lolaz, bizde Urfa'da lolaz denir. Burada börülce deniyor, karnıkara deniyor. Onu haşladım güzelce. İsterseniz nohut dürümü Anteplerin dediği gibi haşlanmış nohutla da yapabilirsiniz. Malzemelerimiz içine ne isterseniz koyabilirsiniz. Tabii ki haşlanmış yumurta şart. Şöyle yapacağız. Taze soğan, maydanoz ve nane doğradım tekrardan bunun içine. Şimdi önce bunun hazırlığını yapacağım. Bunun içine güzelce böyle sumak ekşisi, kırmızı pul biber. Bunu böyle karıştıracağız. Seven limon da sıkabilir. Ama ben limonlu sevmediğim için çok ekşi bir şey sevmiyorum. Tuzumuzu da atıyorum. Siz damak zevkinize göre bunu çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Fırından sıcak ekmeğimizi aldık. Siz ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz. Ben önce şöyle lolazını koyacağım. Bunu nohutla da yapabilirsiniz. Eve gelince ah yemeğim yok ne yapacağım derdine düşmeyin. Yaz bahar günlerinde olmazsa olmazı taze sarımsak, yeşil biber, domatesi ve tabii ki yumurtası. Buna şimdi karabiber vereceğim. Çok tuz koymayacağım çünkü malum şeyine tuz attım. Pardon, neyini unuttuk? Güzel mis gibi kokan nanesini unuttuk. Nanesini de koydum. Gördüğünüz gibi afiyet olsun diyeceğim şimdi size. Bizim evde çocuklar beğenerek, severek yiyorlar, tüketiyorlar bunu. Şöyle sarımsağımız çıktı buradan. Şimdi çıkarayım, koymuştum içine. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet, dürümümüz hazır. Yanında ayranımız var. Güzel bir pirinç çorbası, yoğurtlu yayla çorbası yaptım. Biberim vardı, kızarttım. İsterseniz çayla da içebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.